Evet son makro iktisat videosuyla yeniden karşınızdayız arkadaşlar diyerek bir youtuber edasıyla yine başlamış olalım. Son son arkadaşlar son video son makro iktisat konu anlatım videosu. Evet bu dersin sonunda bir sürprizimiz olacak size. Bir sürprizimiz olacak. Peki geldik şuraya 5 Beş diyorum beşincisi zamanlar arası zamanlar arası. Bütçe sınırlaması modeli. Bunun bir diğer ismi zamanlar arası bütçe sınırlaması modeli, bütçe tahdidi modeli de olabilir. Ya da zamanlar arası optimizasyon modeli diye de ifade edebiliriz. Yani zamanlar arası optimizasyon, optimizasyon. Evet sizi boş bırakmayın diye süs süs yapıp duruyorum. Opti, opti, Allah Allah ben bunu yazamamışım ki zaten. Yani optimizasyonu yazamamışım bir türlü. Baştan yazacağım, baştan alacağım. Evet zamanlar arası neymiş? Optimizasyon modeli diyoruz. Evet bunu savunan iktisatçı da Irving Fisher'dır diyoruz. Az önceki derslerde yeni Keynesyenlerde de bir Fisher'dan bahsettim ya Stanley Fisher'dı o. Bu Irving Fisher. Irving Fisher hakka yürümüş durumda. Stanley Fisher halen yaşıyor, yaşıyor olan bir iktisatçıdır diyoruz heyecanlık amatörlüğü gösteriyor. Amatör ruh da güzel bir ruhtur her zaman için. Ben de... ben de her zaman yeni bir derse başlayacağım zaman, yeni bir grupla derse başlayacağım zaman online örgüm fark etmez hep heyecanlıyımdır. Bir heyecanım olur zaten. Heyecan kötü bir şey değildir. Yani. Evet tabi tabi ilk çekimde de ilk derste hatırlamıyor musun bir tane dersi 8 kere çektik yani o heyecandan kaynaklı. Evet. <laughs> Şimdi zamanlar arası bütçe sınırlaması modelinde Fisher şunu söylüyor. Fisher'a göre tüketicinin tüketicinin tüketim yaptığı dönem, tüketicinin tüketim dönemi ikiye ayrılır. Bu noktada tüketici tüketici o zaman tüketici ne diyoruz? Birinci döneminde şuradan getireyim. Tüketicinin bir birinci dönemi var. Bir de bu tüketicinin ikinci dönemi var. Birinci dönemde tüketici genç ve verimliliği yüksektir. İkinci dönemde ise tüketici yaşlanmıştır ve verimliliği de düşmeye başlamıştır. Gençken bu konuyu anlatırken bir dönemde tüketici genç ve verimliliği yüksektir. İkinci dönemde yaşlanmış ve verimliliği yoktur falan diye anlatıyorum Artık yaş başlayınca, yaşlanmaya başlayınca verimliliği düşmüştür şeklinde dönüştürmeye başladım. Daha hani ne yapıyorum orada bir e, özdeşleştiriyorum kendimle, empati kuruyorum. Değil mi? Burada gençken empati kuramıyormuşum demek ki. O zaman birinci dönemdeki tüketicinin birinci dönemdeki elde ettiği gelir, tüketicinin ikinci dönemde cari dönemde elde ettiği gelirden çok daha büyük olacak. Öyle değil mi? Yani bunu şöyle düşünebilirsin. Emekliliğe ayrıldın. Emekliliğe ayrıldığındaki gelirin ikinci dönem geliri. Çalışırkenki gelirin birinci dönem geliri. Mesela bir öğretmen çalışırken 45 bin lira maaş alıyor diyelim ki emekli olursa birden yarıya düşüyor. 20 bin, 23 bin civarında bir maaş aldığını söylüyoruz. Peki... Yani evet evet neredeyse yarı yarı oluyor. Tabii yarı yarı oluyor. O yüzden insanlar Türkiye'de özellikle devlette çalışan memurlar çalışsa ee, çalışabildikleri kadar çalışmak istiyorlar. Çünkü daha çok gelir elde ediyorlar. Pekala burada birinci dönemdeki birinci dönemdeki tüketim tüketicinin ikinci dönemindeki tüketimden dolayısıyla daha büyük olması gerekir değil mi? Daha büyük olur. İşte burada diyor ki Fisher hayır diyor eğer böyle olursa diyor. Sen yaşlandığında yani o emeklilik zamanlarında mutsuz olursun diyor. O zaman bu ikisinin birbirine eşit olması gerekir diyor. Bu ikisinin birbirine eşit olması gerekliliğine ne diyoruz biz? Tam tüketim düzleştirmesi diyoruz. Tüketim düzleştirmesi dediğimiz şey farklı dönemlerde tüketicinin tüketim düzeyinin birbirine yakın olmasıdır eşit olursa tam tüketim düzleştirmesi olduğunu söylüyoruz. Peki bu ikisinin birbirine eşit olması durumunda tüketici hem gençken hem de yaşlandığında aynı fayda, aynı tatmin düzeyini sağlamış olacaktır diyoruz. Bunun olabilmesi için bunun olabilmesi için tüketicinin tüketicinin birinci dönemde pozitif tasarruf yapması gerekir diyoruz. Pozitif tasarruf yapması gereklidir. Yani tüketicinin birinci dönemdeki tasarrufları sıfırdan büyük yani pozitif olmalıdır diyoruz. Neden pozitif tasarruf yapacak? Çünkü birinci dönemdeki Atıyorum 100 birimlik gelirinin 70'ini tüketti, 30'unu tasarruf yaptı. O çalıştığı yıllar boyunca yaptığı tasarruflar birikecek, birikecek, birikecek. Birden burada 50'ye düşen gelirinde hepsini tüketse de 70 birimlik tüketim için 20 birimlik eksiği kalıyor. İşte ikinci dönemdeki tüketimin, tüketimin temelinde ne olacak? Birinci dönem yapmış olduğun tasarruflar olacaktır diyoruz. İşte bu noktada... Tüketicinin şu birinci dönem tüketimi sadece birinci dönem geliriyle karşılanırken ikinci dönem tüketiminde ikinci dönem gelirinin yanı sıra ikinci dönem yapmış olduğu tasarruflar ve faiz kazançları da vardır diyoruz. Peki şimdi burada bu zamanlar arası optimizasyon modelinde bütçe sınırlaması modelinde Fisher ne diyor? Tüketicinin yaşayabileceği bir üçüncü dönem yoktur diyor. O yüzden de ikinci dönemde harcayabileceğin kadar harca ve bitir diyor. E tabi bizim gibi toplumlarda gelişmekte olan ülkelerde üçüncü bir dönem var. Üçüncü hem de ne oluyor neyi düşünüyoruz? Çocuklar, torunlar onlara miras bırakmayı düşünüyoruz değil mi? Dolayısıyla da çok anlamlı bir şey değil. Burada kısaca ve özetle zamanlar arası optimizasyon bütçe sınırlaması modelinde Irving Fisher şunu söylemiş. Demiş ki çalıştığın yıllar boyunca e, çalı elde ettiğin gelirin hepsini harcayıp gezip tozup e, har vurup parmanı savurma. Yaşlandığında bunlar sana lazım olacak. Birazcık birikim yap. Birazcık tasarruf yap. O tasarruflarını da yaşlandığında kullanacaksın şeklinde bir görüş belirtmiş. Buna da ne diyormuşuz biz? Zamanlar arası bütçe sınırlaması, zamanlar arası optimizasyon modeli diyoruz. Hemen şunu belirtmek istiyorum. Tüketim teorileri konusuyla ilgili özgün KPS hazırlık kitaplarındaki soruları çok ciddiye ve dikkate almayın lütfen olur mu? Yani neden böyle bir şey söylüyorum? Kimseyi karalamak veya kimseye kötü bir şey söylemek değil niyetim. Neden bunu söylüyorum hemen söylüyorum. Çünkü çıkmış sınav sorularının dışına çıkabiliyoruz sorularda. İşte atıyorum Google akademik diye giriyorsun tüketim teorileri diye. Bu her bir tüketim teorisi bir tez. Kocaman kocaman kaynaklarla anlatılan teoriler. E orada da çok böyle ne yapıyorsun bunlarla ilgili genel bilgi değil de kıyıda köşede kalmış konuları da soruya dönüştürürsen onları bilmek, onları yapmak çok mümkün değildir zaten. O yüzden de çıkmış sınav soruları bugüne kadarki çıkmış sınav soruları tüketim teorileriyle ilgili çok soru yok zaten. Çıkmış sınav soruları bizim için kılavuz olacak. Biz onların rehberliğinde onların benzeri olan soruları türetmiş olacağız. Tabii ki illa her soru çıkmış sınav sorusu olması gerekmiyor. Yani özgün soru dediğimiz soru böyle olmalı. Ama çok böyle konunun derinliğine detayına da inmeye gerek yok. Mesela bu konuda işte bütçe doğrusu çiziyorsun, bütçe denklemi anlatıyorsun. Yani mikro iktisattaki tüketici dengesi üzerinden ne yapılıyor burada? anlatılıyor. Çünkü aynı tatmin düzeyi üzerinde yani aynı farksızlık eğrisi üzerinde kalacaksın ki birinci dönem ve ikinci dönem tüketim birbiri eşit olacak ve aynı tatmin düzeyini sağlamış olacaksın diyoruz. Altıncısı yaşam boyu ömür boyu gelir hipotezi. Burada üç tane iktisatçı var. Modigliani, Ando ve Brunberg, Modigliani, Ando ve Brunberg. Bu tüketim teorisi, yaşam boyu gelir hipotezi ve bundan sonraki sürekli gelir hipotezi temelini nereden almıştır? Zamanlar arası bütçe sınırlaması modelinden almıştır. Şimdi burada şunu söylüyor. Tüketicinin tüketiminin temel belirleyicisi yaşam boyunca elde edilmesi beklenen gelir ve burada önemli olan şey bu arkadaşlar işte servete bağlıdır diyoruz. Yani yaşam boyu gelir hipotezinin diğer tüketim teorilerinden farklılığı serveti burada ele almış olmasıdır. Burada yaşam boyu gelir hipotezinde gelirin arttığı dönemlerde olabilir. Gelirin azaldığı dönemlerde olabilir. Gelir artabilir ve azalabilir. Azalabilir. Ancak tüketim değişmez diyor. Tüketimin değişmeyeceğini söylüyor. Orada tam tüketim düzleştirmesi vardı. Burada da tüketim düzleştirmesi var. Tüketim çok değişmez diyelim olur mu? Ancak tüketim çok değişmez. Yani aynı kalır demiyor. Azalır ama çok fazla azalmaz. Burada da yine onu ayarlarken neyle ayarlayacaksın? Tasarruflu ayarlayacaksın deniliyor. Yaşam boyunca, yaşam boyunca demeyelim de çalışılan yıllar boyunca diyelim burada. Çünkü çalışılan yıllar boyunca gelir elde ediyorsun. Çalışılan yıllar boyunca gelirde sapmalar olabilir. Fakat servet zaman içinde hep artar. Yani ben çalıştığım yıllar boyunca ilk çalışmaya başladığımda bir servetim yoktu. Evim, arabam, yatım katım yoktu. Şimdi Allah'a şükür evim var, işte yazdığım var, arabam var, arsalarım var falan gibi işte bankada param var falan gibi düşünüyoruz. Bu nasıl oldu? 25. yılım çalıştığım yıllar boyunca diyoruz. 25. yılımı yapıyorum şu anda. 25 yıllık öğretmenlik hayatım boyunca bunu yaptığımı söylüyoruz. Tabii bunların hepsi bir kurgu arkadaşlar. Bunların hiçbirisini inanmıyorsunuz. Yok evim var, yok yazdığım var, yok arsalar var. Yat kat, araba işte nakit para var falan. Yani nerede onlar değil mi? <laughs> evet, bizi çok zengin sanıyorlar. Zaten çok zengin sanıyorlar. Yok öyle bir şey. Ben de toplu taşıma aracına biniyorum. Kalbimizi boş ver. <laughs> yani kalp zenginliğinin çok bir kıymeti kalmadı artık değil mi? Metroya biniyorum ben de. Vallahi metroya biniyorum. Ankara'da olanlar muhakkak görmüşlerdir. Bazen hatta şöyle metroda uyuyorum. Böyle bir uyanıyorum falan. <laughs> uyuyorum falan. Bazen öğrenciler yazıyorlar işte Instagram'dan falan. Hocam sizi metroda gördüm. Aha diyorum kesin beni uyurken gördü. <laughs> öğrenciler. <gülüyor> yani... Anlaştık mı? Yani ne oluyormuş? Çalışılan yıllar boyunca Servet artıyormuş. Tabi bunları, bu teorileri böyle anlatıyoruz güzel güzel de Türkiye için mi söylemiş adamlar bu teorileri? Yok. Türkiye için söylenmiş olan teoriler değildi. Değil Bunlar işte daha çok gelişmiş ekonomilerde falan ortaya çıkacak teoriler diye düşünebiliriz. Evet. Bir diğeri yedincisi. Yedinci tüketim teorimiz. Bunlarla ilgili Bunlarla ilgili Çıkmış olan sorularda hangi tüketim teorisi kime aittir? En çok sorulan soru bu. Yani çok gözünüz korkmasın tüketim teorileriyle ilgili. Veya bazen neyi soruyorlar? Yaşam boyu gelir hipotezine göre tüketimin temel belirleyicisi nedir? Şunu söyleyeceksin. Yaşam boyunca elde edilmesi beklenen gelir ve servettir diyoruz. Burada mesela şurada dedik ki hani işte çalışılan yıllar boyunca servet zaman içinde artar. Bu servetin en önemli belirleyicilerinden birisi de Faizdir yani faizi de buradan ne yapmış tüketimin bir e, kaynağı olarak görmüş. Yedincisi sürekli gelir hipotezi. Bazen gerçekten şaka gibi sorular da soruyorlar. Milton Friedman abi bir yerde de eksik kal ya buradan da çıktın karşımıza değil mi? Milton Friedman klasik yalakası monetaristler. Evet. Ee, ne oluyor? Burada sordukları sorular aslında böyle çok zor sorular değil. Mesela bununla ilgili şey demişler. Sürekli gelir hipotezine göre tüketim neye bağlıdır demişler. Seçeneklerde de aşağıda tüketim sürekli gelire bağlıdır diyor. Şaka gibi değil mi? Şaka gibi bir soru. Evet. O zaman hemen şunu yazıyoruz. Friedman'a göre tüketim sürekli gelire bağlıdır. Sürekli gelirden bahsetmiştik adaptif beklentiyle veya uyucu uyumlu beklentiyle beklenen gelir. Gelecekte elde edilmesi tahmin edilen gelire ne diyorduk biz sürekli gelir ismini veriyorduk. İşte bu sürekli gelir tahmini bir gelir olduğu için sürekli gelirde sürekli gelirde sapmalar olabilir. Fakat tüketim burada da ne diyoruz? Çok değişmeyecektir diyoruz. Bak burada da aynı şeyi söyledik. Şu kısma ne diyoruz biz? Tüketim düzleştirmesi demiştik. Peki bu kısma ne diyoruz? Yine burada da Friedman'da tüketim düzleştirmesinin olduğunu kabul ediyor. Ee, zaten sürekli gelir hipotezi ve şu yaşam boyu gelir hipotezi zamanlar arası bütçe sınırlaması modelinden temelini alıyor. Orada tüketim düzleştirmesi tam ama bunlarda tam bir tüketim düzleştirmesinden bahsetmiyoruz. Yedincisi sürekli gelir hipotezi dedik. Bunlar sürekli gelir hipotezi monetarist görüşün tüketim teorisidir diyoruz. Pekala sekizincisi sekizinci tüketim teorimiz tüketimin rassal yolu tüketimin rassal yolu veya rassal yürüme hipotezi ismini de verebiliriz biz şuradan bir yudum su içmek istiyorum. Bir yudum su içmek istiyorum dedim ama elim çaya gitti bir yudum. Ne içtim? Çay içtim. Suyumdan da içeyim. Evet. Robert Hall tarafından savunuluyor. Robert Hall tarafından savunuluyor. Tüketimin rastsal yolu yeni klasik iktisatçıların tüketim teorisidir. Yeni klasik tüketim teorisidir. Bunlar kimin hısmı? Kimin hasım? Hısım. Hısım akrabaydı. Hasım düşmandı değil mi? Evet bunlar kimin hasmı? Bunlar monetaristlerin hasmı. Monetaristlerin düşmanı. O yüzden de onların tüketim teorisi varsa bizim de olacak tabii ki diyorlar. Ve şöyle diyorlar. Diyorlar ki tüketim gelirden bağımsız bir biçimde rastgele belirlenir diyorlar. Yani neden böyle bir şey söylüyorlar? Çünkü çünkü gelir bilinir. Yani doğru tahmin edilir. Bu nedenle de bu nedenle de tüketim tamamen rastgele bir biçimde belirlenecektir şeklinde söylüyor. Sürpriz politikalar olursa da o zaman tüketimle ilgili bir azalış ya da artış olacağını söylüyoruz. Son bir tüketim teorimiz daha var o da 9. bu da aslında bir tüketim teorisi değil de Ricardo Barro analizi bu da tüketimle ilgili bir konu. Ve bunu çok soruyorlar son zamanlarda. Özellikle makro iktisatta çok soruyorlar. Şöyle diyor Ricardo Barro analizinde, genişletici maliye politikası sonucunda artan kamu harcamaları, artan kamu harcamalarının kamu harcamalarının yarattığı artan kamu harcamaları sonucu oluşan bütçe açığına tepki olarak tüketiciler tüketimi değiştirmez. Bunun yerine tasarrufu artırırlar. Diyor. tasarrufu artırırlar tasarrufu artıracaklardır şeklinde söylüyor kim söylüyor bunu Ricardo Barro analizinde Barro denilen maliyeci söylüyor maliye derslerinde de e, çok bu anlatılan ve geçen bir konu bunun altına şöyle yapıyorum ben siz oradan devam edin not alıyorsanız ben şuradan söylüyorum şimdi bak genişletici maliye politikası sonucunda kamu harcamalarında bir artış oluyor. Bunların finansmanı olan vergilerde ise bir azalış oluyor. Genişletici maliye politikası ekonomide bir bütçe açığı yaratıyor. Bu bütçe açığının, yaratılan bu bütçe açığının finansmanı için ise ne yapıyor devlet? Borçlanıyor. Finansmanı için borçlanmaya gidilir diyoruz. Peki bu borçlanmaya gidilir ya bu borcun bir ödeme zamanı olacak. Genellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde ödeme zamanı geldiğinde diyelim şöyle e, borç borç da kapatılıyor işte bu iç borç dış borçta dış borç iç borçta falan böyle bir döngü oluyor. Ama normal şartlarda bu borcun ödeme zamanı geldiğinde bir gün gelecek bu ve devlette de vergiyi ne yapacak artıracak diyor. İşte burada Ricardo Barro analizinde Barro şunu söylüyor. Bunu ekonomik birimler bilir diyor. Bildiği için de buradaki genişletici maliye politikası sonucunda artan kullanılabilir gelir Keynes'e göre tüketimi de artırır, tasarrufu da artırırdı ya hayır diyor. Burada ekonomik birimler bunun farkında olduklarından ne yapacak diyor? Şu tüketimi hiç artırmaz. Tüketim olduğu gibi kalır. Dolayısıyla da kullanılabilir gelirdeki artış bir tepki olarak tasarruflara gider, tamamı tasarruflara gider. Bu tasarruflarla da vergi arttığı dönemde vergiyi öderiz diyor. Biz 2024 yılı içerisindeyiz. Geçtiğimiz yıl 2023 yılının mayıs ayında bir genel seçim yapıldı. Bu genel seçim öncesinde bir sürü bir sürü bir sürü harcamalar yapıldı ve 2023 Nisan ayında bütçe açığı bir önceki yılın bütçe açığına göre 10-15 kat artmıştı. Dolayısıyla da orada bu bütçe açığıyla yapılan genişletici maliye politikasında ekonomik birimlerin gelirlerinde bir artış olmuş. Bu artışı harcamaya ayırmış olan ekonomik birimler daha sonradan gelen fazladan gelen 3. ve 4. motorlu taşıtlar vergisini ödeyebilmek için tasarrufunu değil de başka kaynakları kullanmak zorunda kaldı. Bak çok güzel bir örnek verdim size. Geçtiğimiz yıl bizim ülkemizde yaşandı. Şu anda da içinde bulunduğumuz dönemde şu an 2024 yılının Mart ayı, şey Şubat ayındayız. Mart ayının 31'inde bir yerel seçim olacak ve o yerel seçim sonrasında da Türkiye'de çıkarsa eğer hocam siz söylemiştiniz dersiniz ikinci evi olanlara ek bir vergi ve bunun gibi bir sürü ek vergiler getirilmesi söz konusuymuş. Yani yeni vergiler bak bırak verginin artılmasını yeni vergiler getirmeyi planlıyor. Neden? Çünkü bütçe açığını kapatmak için. O zaman bugünkü yaratılan ekonomik ortamdaki suni genişleme, suni refah artışı ben ne yapmıyorum? Kalmıyorum. Bunu kim söylüyor? Ricardo Barro söylüyor. Tüketimi değiştirmez, tepki olarak tasarrufu değiştirir diyorlar. Evet, evet makro iktisadın son konusunda anlatmış olduk. Tüketim teorileri konusuyla ilgili tekrar söylüyorum. Tüketim teorilerini kim savunmuş? Hangi tüketim teorisinde tüketim? Hangi gelire bağlıdır buna? Bunu bilirseniz sorunu çözersiniz. Evet ee, ne diyeceğiz? Bugüne kadar ki ha ödevi yazacağım şimdi ödevi de yazayım <laughs> dur ödevi yazayım evet ödevi bir yazalım ondan sonra ödevimiz yine indeks yayınlarıdan çıkan Mesut Güzelli markasıyla çıkan makro iktisat makro iktisat soru kitabının bölüm son bölüm bu artık bakıyorum 6 bölüm 6 tüketim teorileri sorularını çözelim. Evet, ödevimiz bu. Şimdi buradan sonra ne yapacaksınız? Bu ödevi yaptıktan sonra şöyle yapın olur mu? Ee, en baştan ta milli gelir muhasebesinden başlıyorsunuz, bölüm bölüm, bölüm bölüm. Birinci bölüm milli gelir muhasebesi sorularını çözdünüz. Benim birinci bölüm milli gelir muhasebesi sorularıyla konusuyla ilgili örnek sorular çözeceğim videolar gelecek yakında. O videoları hemen arkasından onu izliyorsunuz. Son da son Hmm, indeks yayınları, indeks yayınları Makro iktisat Soru Bankası'nı çözeceksiniz. Buradaki soruları çözeceksiniz. Sonra da aynı bölümle ilgili çıkmış sınav sorularını çözeceksiniz. Ve bu şekilde bütün bölümlerle ilgili soruları çözeceksiniz. Ta en başta da söylemiştim. Soru Bankası'ndaki soruları bir tur çözdünüz. Ben ödev verdim. Üzerine işaretleme yapmanız bu ikinci tur olacak. Bu şekilde tekrarınızı yaptıktan sonra ara ara haftada işte kaç tane atıyorum 20 tane, 15 tane, 10 tane karışık makro iktisat sorusu çözeceksiniz. Atıyorum benim kitabımı aldım bu hafta. Açtın şurada işte ne var mesela burada çarpan analizi. Buradan 10 tane çarpan sorusu çöz. Sonraki hafta elinde başka bir makro iktisat kitabı var. Özgün bir kitap var. Onu aç. Orada ne var? Açık ekonomi ayet selam. Oradan soru çözeceğiz. Sonra çıkmış sınav sorularını aç rastgele açtım ne var orada da yine makro dengeden çıkarılan sonuçlar. Oradaki soruları çöz. Bu şekilde tekrar yapacaksın ve sürekli iletişim halinde olalım olur mu? Yani sürekli bana mesaj yazabilirsiniz. O vakit benim söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Ee, nasıl çalışmalı nasıl ders çalışılmalı şeklinde bir ee, nasıl ders çalışılmalı makro iktisat nasıl çalışılır diye bir video çekeceğim. Böyle bir 10 dakikalık falan. Onu da yayınlarız. Onu da izlersiniz. O zaman e, buraya kadar olan kısımla ilgili ne diyoruz? Ne diyoruz? Baştan beri söylediğim şey e, sloganımız. Bu sene benim öğrencilerimin yılı olacak. Çünkü onlar çok çalışkanlar. Ve her şey etrafı her şey çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Evet bu sene benim öğrencilerimin yılı olacak ve her şey çok güzel olacak. Çok çok güzel olacak. Hoşça kalın, dostça kalın ve müzikle kalın. Çok fazla istek oldu. Daha önceden söylediğimiz şarkıdan kaynaklı. İlla bir şarkı daha söyleyin dediler. Etra son bir şarkı söyleyerek sizi uğurluyoruz arkadaşlar. Evet. Evet hocam başlayın. Başlıyorum. Sen bir aysın, ben kara gece. Gel derim, gel derim, gel derim Bu can senin, sen söyle bilettin Al derim, oy oy derim, oy, oy Sorsan bağın yaresini de Gül derim, gül derim, gül derim. Şerbet diye zehir de versen, bal derim.